Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yine Bulgarca'da zamanlarda devam ediyoruz. Ve bugünkü zamanımız Minalu Nesvaşını Vremi. Bunu öğreneceğiz. Minalu Nesvaşını Vremi. Kısaltması. Yani Bulgar Türkçe'de bu bitmemiş geçmiş zaman. Bitmemiş geçmiş zaman. Ve her zaman olduğu gibi yine yazmayı örnek alıyoruz ve başlıyoruz. As pipişek. Ti pişeşe. Sen yazıyordun. O yazıyordu. Toy pişeşe. Tia pişeşe. Niye pişehme? Vie pişehte? De pişeha. Bu defa da değişik bir fiil alalım. Hodeh. Hoca yani. Geziyorum. As hodeh. Gitmek aslında. Yani gitmek, gezmek. As hodeh. Ti hodeşe. Doy hodeşe. Tia yine hodeşe. Niye hodehme? Bakın burada aynı hme, hte, ha. Vie hodehte. Te hodeha. Bir de beklemeyi alalım. Beklemek. Çakan, çakane, çakah. As çakah. Ti çakışı. Toy çakışı. Tia çakışı. Niye çakahme? Vie çakahte? Te çakaha. Onlar bekliyordu. Şimdi örneklerimizi verelim. Doy pişeşe dumaş notusi. Doy pişeşe. Dumaş notusi. O, burada erkek için bahsediyoruz. Doy. Ödevini yazıyordu. Doy pişişi dumaş notusi. Često hodih v Sofia. Često hodih v Sofia. Sık sık Sofya'ya gidiyordum. Gidiyordum. Az çakah dostane jedin çisa. Az çakah dostane jedin çisa. Ben saat 1 olmasını bekliyordum. Bekliyordum, gidiyordum, yazıyordu. Bir sonrakine devam edelim. Yani olumsuz şekliyle devam edelim.
Yine baz olarak pişeyi alıyoruz. Ve az ne pişek. Az ne pişek. Ben yazmıyordum. Sen yazmıyordun. Burada ben yazıyordum demiştik. Az ne pişek. Ti ne pişişi. Той не пишеше. Тя не пишеше. Ние не пишехме. Вие не пишехте. Те не пишеха. Artık biliyorsunuzdur bu olumsuz biçimi. Olumsuz eki ne ile yapılıyor Bulgarca'da? Diğer örnekleri vermeyeceğim. Çünkü hepsi aynı şekilde, yani aynı kalıyorlar. Az pişek, az ne pişek oluyor. Ti pişeşi, ti ne pişeşi, toy ne pişeşi. Sadece bir tane örnek vereceğim burada. Ve şimdi olumsuz cümle kuracağız. Иван и Ангел не играеха шах. Яни, Иван ве Ангел сатранч ойнамыйорларды. Те не пиеха студена вода. Bu onlar soğuk su içmiyorlardı. Цветето не увяхваше. Чичек солмуйорду. Şimdi bir de minnol nesvaşını veremedi. Soru şeklini görelim. Yine ben buraya bir tane örnek vereceğim. Yine pişeyi alacağız. Ti ne pişeşeli? Pardon, as. Asla başlıyoruz. As ne pişeşli? Ti ne pişeşeli? Той не пишеше ли? Тя не пишеше ли? Ние не пишехме ли? Вие не пишехте ли? Ве сон оларак те не пишеха ли? Burada da artık bildiğiniz gibi soru biçimi soru eki li ile yapılıyor. Ve örnek veriyorum. Burada birkaç cümle yapalım. Не исках ли? Не исках ли? Истемиор муйдум. Той не пишеше ли стихотворения? Стихотворения. Soru işareti. Biraz görünmüyor.
O şiirler yazmıyor muydu? Ve bir tane daha cümle kuralım. Siz beraber çalışmıyor muydunuz? Wie ne работахте заедно? Siz beraber çalışmıyor muydunuz? Bitmemiş geçmiş zaman aşağıdaki vereceğim sözcüklerle sık kullanılıyor. O yüzden bunları özellikle yazmak istedim. Örneğin, винаги. Daima, her zaman anlamında. Daima, her zaman. Винаги. Често. Sık sık. Всеки ден. Her gün. Всеки ден. Обикновено. Genellikle. Много пъти. Çok kez. Çok defa anlamında. Винаги, често, всеки ден, обикновено, много пъти. Örneğin, всеки ден купувах вестници. Всеки ден купувах вестници. Yani her gün gazete alıyordum. В Болгария bakın burada всеки ден kullandık. В Болгария винаги kullanalım. Винаги посещавах приятелите си. В България винаги посещавах приятелите си. Bulgaristan'da dostlarımı daima ziyaret ediyordum. Bulgaristan'da dostlarımı veya arkadaşlarımı da yazıyorum şuraya altına. Her zaman veya daima ziyaret ediyordum. İstanbul. Обикновено. Закусвах вкъщи. Bakın burada da обикновено'yu kullandık. İstanbul'da pardon. İstanbul'da genellikle evde kahvaltı ediyordum. Veya ederdim. Şimdi size küçük bir tablo yapacağım. Ve karşılaştıracağız zamanları. Bulgarca'da сегашно време. Минало. Несвършено време. Ve минало, свършено време. Yani şimdiki zaman, bitmemiş zaman ve belirli zaman.
Пиша. Сегашно време. Пиша. Минало несвършено време. Пишех. Пишех. В. Минало свършено време. Писах. Яни. Язьорум. Язьордум. Яздам. Yazıyorum. Yazıyordum. Ve yazdım. Говоря. Verelim bir tane daha örnek. Говоря. Говорех. Говорих. Yani konuşuyorum. Konuşuyordum. Ve konuştum. Piša. Ben şu an yazıyorum diyoruz. Сегашно време де. Пишех. Минало несвършено. Yani bitmemiş zaman. Аз пишех стихотворение. Az pişek ama burada bir bitmemiş eylemimiz var. Pisah deyince bizim eylem bitmiş oluyor. Yani yazdım, yazdım ve bitti. Ama yazıyordu mu tam olarak bitmiş mi veya bitmemiş mi hala yazıyor muyum belli olmuyor. Bunu göstermek istedim bu küçük tabloda. Bakın yazıyordum. Şöyle küçük bir örnekle daha iyi anlarsınız. Az önce verdiğim bir tane örnek vardı satrançla Ivan Yangel. Играйха шах dedik. Yani satranç oynuyorlardı. Biz orada olumsuz cümle olarak kurmuştuk. Не играйха satranç demiştik. Burada Ivan Yangel играйха шах dediğimiz zaman satranç oynuyorlardı. Играйха oynuyorlardı. Ama hala oynuyorlar mı? 5 yıl önce mi oynamışlar? Bir gün önce mi oynamışlar? Veya hala diğer odada oyun oynanıyor mu? Biz bunu anlamıyoruz burada. Играйха шах diye. Biz bu eylemi ne zaman bitireceğiz? Иван Янгел играйха шах deyince. Yani burada играйха'yı kullansaydık. Играйха шах yani играйха ve bitti. Eylemimiz bitti. Onlar oyunu bitirmiş oluyor. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Anlamadığınız bir bölüm var ise lütfen bana yorum kısmından yazın. Orada sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalımı beğenip paylaşmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalım Melinda TV'ye abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.